Darf ich vorstellen? Focky! Hi! Verflixt du zugenickt? Wir müssen alle dafür sorgen, dass ihm nichts passiert. Alles klar, du Genie. Und was machen wir jetzt? Ich vermute, dass sie Focky da eingesperrt haben. Wie kommen wir an diesen Schlüssel ran? Wie wär's mit der guten alten Kuschelattacke? Oh, wo kommt ihr beide denn her? Rücken Sie den Schlüssel raus, Lady Hopper! Raus damit! Auf gar keinen Fall. A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Im Kino. Als die Menschen damals nach Amerika kamen, brachten sie uns mit. Die alten Götter. Aber in Amerika wächst die Macht neuer Götter. Und jetzt wollen sie uns auch noch zerstören. Kriege kommen. Ich habe eine wichtige Rolle für dich, Shadow Moon. Den mache ich platt. Ich werde sie alle auslöschen. Türkleri bir adam öne çıkarmak lazım. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen... Ulan ya. Sizce Bakire... Dur bakalım, bunu izlemedik ya. Önemli mi? Önemli bence. Evleneceğin insanın tamamen sana ait olmasını istiyorsan gerçekten önemli bir şey bu. Ama yok, vurdum duymazsan o kadar da önemli bir şey değil. Ben tam tersindeyim. İkisi de dikkat etmeli. Yani namus sadece kadına verilmiş bir şey değil. Erkeğin de namusu var. Onunki, o da dikkat etmeli ki kadını dikkat etsin. Bakirelik önemli midir? Benim için hiç önemli değil. Kral! Sizce arkadaşlar bakirelik önemli mi? Bence önemli. Çok önemli. Çünkü ilk... Hemen ben kendi yorumumu yapayım. Bence çok önemsiz. Neden? Çünkü zaten bakirlik denilen olay tamamen o kızlık zarının olayı. Yani kızlık zarı da normalde biyolojik olarak şu yüzden kızlık zarı var. Küçükken, bebekken o boku oraya gitmesin diye. Pislik oraya gitmesin diye var. Bu yüzden var. Ama tabii bu zaman içerisinde o zarın çok önemini vesaire duyarını kasanlar oldu. Ürolog doktor. Abi o yüzden var gerçekten. Linç geliyor evet biliyorum ama bence o kadar da böyle önemsenecek bir şey değil ya. Sevişin abi. Ben konuşabilirim. Ayvil'in yani 6. Enkut olsun. Sıfır arabaya mı binmek istersiniz yoksa bir ikinci el arabaya mı? Kızıl Sakal küfürbaz Twitch insanlarının ve ilk feederların gerçek kralı. 6. ay kutlu olsun abim. Eyvallah kral. Teşekkür ederim. Cansın. Bunun kadar önemli yani. Katlıyorum. Bence önemli. Bizim bölgeye göre önemli. Neresi? Diyarbakır. Ya bence erkekler yapar, kadınlar yapmaz. Bence öyle. Yani bizim bölgeye göre kadın bakire olması gerekir. Değildir. Sınırlama, yasaklama diye düşünüyorum ben. Yani erkek yapar kadın yapmaz kadar Hanzoca bir cevap olamaz ya. Evet. Özgür müdür efendim? Özgürdür. Abartmadığı sürece. Değil mi? Evet. Bakirelik sizce önemli midir? Yorumsuzum şu anda. Ya iki tarafta yapmasın ya iki tarafta yapsın, yani ne diyeyim ki? Bakirelik bence önemli. Neden önemli? Çünkü ilk gerdeğe girince ben yapmak isterim. Erkek yapar abi. Erkek yapar. Erkek yapar bence. Ama kızların? Ama ben yapmam. Virginity no. O sondaki pişmanlık. Ben sıçtım ama ben yapmam. Oradan toparlayayım. You don't have to be a virgin. Because in this generation, these days, everyone, you know, everyone's not a virgin. Yani tabii erkek olduğum için farklı yaklaşabilirim. İnsan çok sevdiği zaman bence önemli değildir. Bana göre yani çok seversen değil ama şu an bizim toplumumuzda maalesef önemlidir. Önemli tabii abi, namus. Günümüzde önemli değil abi. Kimse artık açılmış saçılmış. Kim? Bitmiş o devir. Eskiden de. Korkma yok şimdi. Kız eve bir de giriyor. Babası evde yatıyor. Yan odada yapıyorlar sevgilisiyle. Bakirelik bence önemli değil. Önemli olan bireylerin davranışları. Önemli yani, olan ruhunun bakireliği. Bir birey eğer ki kendini
yansıtabiliyorsa karşısındakine, o daha önemli bu işte burada. Ya bakirelik bence önemli değildir. Çünkü zaten hiçbirimiz düzgün yaşamıyoruz. Hani bizim de daha düzgün olmamız lazım ki karşımızdaki beklentilerimiz hani şey olsun, anlatamadım ama. O yapıyorsa karşımdaki yapar demek ki yani. Kadın tamam, yapıyorsa erkek yapıyorsa kadın yapacak. We're from Qatar. You know, virginity is important for you. Virginity. Yeah, yeah, we're not very comfortable with the subject. I think it's important. Because I think it's really important as well. Yeah, because you can't give it to anyone just like that. I only agree after marriage. Yeah, after marriage. Before marriage, I think it's not the right choice. Bakirelik sizin için önemli mi arkadaşlar? Yok, önemli değil ya. Artık herkes... Hiç önemli değil abi, cidden hiç önemli değil. Bence önemlidir. İlk olmak daha iyi önemlidir. Çocuk diyecek ki nefes alsın yeter diyemiyor bak. Hiç önemli değil abi, cidden. Abi saçmalama. Hiç önemli ne değil. Önemi var ya? Bence önemlidir. İlk olmak daha iyi önemlidir. Biz sıfır istiyorsak o da sıfır olmalı. Biz ikinci el istiyorsak o da ikinci el olacak. Sizce bakirelik önemli midir? Yani kadınlar için mi? Erkekler için. Yani önemlidir. Kadınlar için tabii ki de, erkeklerin bakireliği yok yani. Önemli tabii abi. Bakir önemli olmaz olur mu ya? Abi şimdi evleneceksin sen. Şimdi alacağın kadın illaki temiz, namuslu arıyorsun değil mi? Yani sen olsan alın mı? Alma. Erkek yapar, her zaman yapar yani. Ama ben yapmam. Bakirelik yani kişiden kişiye de öyle değişir ama yetiştirme tarzı ve kültürle alakalı bir şey yani. Benim için önemli. Benim için önemli evet. Ya yaptığımız belki yanlışlar olmuş olabilir ama öyle her önümüze gelenle de yapmıyoruz. Bence bakirelik önemli bir şeydir. Çünkü hani sana ait olan bir şeyi daha öncesinden birine ait olması güzel bir şey değildir. Sizce bakirelik önemli mi? Evet. Abi ne ait oluyor anlamadım ya. Ya niye bu kadar şey abi? Ait ne ait? Adam bedenini mi veriyor abi kadın? Oğlum kimse kimseye ait değil amına koyayım. Bu hayatta herkes bir birey. Kadın erkek fark etmeksizin herkes bir birey. Kendi bedeni amına koyayım, kendi ruhu. Köle almıyorsunuz amına koduğumun. Ne ait olacak yani ya? Ya yok neyi yok ediyorlar amına koyayım? Böyle saçma bir düşünce tarzı olabilir mi abi? Çok saçma yani. Ait olmak nedir ya? Çok asıl yapılan ayıp burada bence yani. Kültürümüzü devam ettirmek istiyorlarsa uymaları gerekiyor bir takım şeylere. Bak şeyi okuyayım. Örf, adet, çevre etkisi, öyle yetişmişlik, öyle büyümüşlük, ataerkil toplum bilmem ne. Bunlara okeyim. Bu böyle bir açıklama yapsalar okey de gidip de böyle o bana başka ondan önce bir başka birine ait olmuş. Ben kabul edemem falan diye ve salak salak yorumlara gerçekten dayanamıyorum ya. Bakirelik önemsiz, çok önemsiz. Nedeni soracaksın şimdi. Yani çok klişe bir laf var iki bacak arasında. Yani nedir ki diye de. Saçma bir şey bence. Ben hiç önemsemiyorum. Önemli. Değil. Değil, önemli değil artık. Ya çünkü neden? Sen alakalı bir şey yani şöyle söyleyeyim. Sen eğer dikkat ediyorsan ondan da bir şey beklersin. Ama sen dikkat etmiyorsan ondan öyle bir şey bekleyemezsin yani. Bence de değil çünkü onun öncesinde ne yaşadığı bence seni ilgilendirmez ya. Hani ciddi düşündüğüm biriyle hani ilk öğrendiğimde biraz kötü olurum ama hani yapacak bir şey yok. Öncesi beni ilgilendirmez. Ama hani ciddi düşünmediğim biriyle zaten onun da olmaz. Bakirelik bence kültürden kültüre değişiyor. Bizim kültürümüzde önemlidir ama bazı kültürlerde önemli olmayabilir. Sizin için? Benim için önemlidir. Efendim sizce bakirelik önemli midir? Önemlidir. Neden? Valla pek bir fikrim yok ama önemlidir bence. Bence önemlidir. Belli bir nedeni yok. Toplum yapısından kaynaklı bir durum. Sarı mikrofon Kıbrıs'ta! Abi çok ilginç ya. Gerçekten üzücü.